Kıymetli hocam ve hocamın kıymetli dostları, meslektaşları, talebeleri. Hocamın akademide 40. yılı, benim de talebelikte 27. yılım. Bu nedenle bu talebelik yolculuğu boyunca yaşadığım şeylerden bahsetmek yerine Hocamın felsefesinin ana hatlarıyla ele alınmaya çalışıldığı böyle bir sempozyumda ben de kendi idrakimce ve kendi kabım kadarıyla alabildiklerimi onun felsefesinin bir veçesini ele alarak anlatmaya çalışacağım. Ama herkes yaklaşık olarak kendi talebelik serüveninden birkaç kelime söylediği için ben de bir tek şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır burada bütün talebeleri varken aslında bu hususu hepsi adına sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoca sıfatı aslında bütün talebeleri arasında Kenan Gürsoy demektir. Başka hocalarımızın pek çok başka güzel hasletleri vardır ve onlarla anılırlar ya da hiç değilse bir hocadan bahsederken onun adı da hocanın yanına ilave edilir. Fakat sadece hoca dendiğinde tereddütsüz olarak birbirimizle konuştuğumuzda herkes bilir ki Kenan Gürsoy hocamızdan bahsediliyordur. O sebeple hoca ne demekse Öyle bir hocanın talebesi olduğum için şükürden aciz olarak şunu söylemek istiyorum. Bir talebe için yazılması en zor metin hocası hakkında yazılacak olandır. Konuşulması en zor konu hocasıdır. Bir çırağın ustasını anlatmaya çalışması onu anlamaya çalışmasından daha güçtür. Zira okyanusun damlaya sığmayacağı gibi usta da çırağın sınırlı idrakine sığmaz. Lakin yine de okyanustan bir damla o okyanusun zerredeki hali hakkında bir fikir uyandırabilir. Bu sebeple hiç değilse kendisini daha iyi anlayabilecek olanlar için bir vesile olabilmek niyetiyle hocam Kenan Gürsoy'un felsefesinin evrenselliği hususunu ele almaya çalışacağım. İrfanından ancak kendi kabım kadarını aktarabileceğim hocam hakkındaki bu değerlendirmelerin eksiklikleri talebeye aittir. Fikirlerini kuşatıcı olarak ve layıkıyla anlatamayacak olduğumu bile bile böyle bir işe teşebbüs etmemin sebebi ise tam da bu makalenin konusunu teşkil etmektedir. Hocam Kenan Gürsoy'un evrensel bir mesajı vardır. Bütün insanlığı birleyen, birliğe davet eden bir tefekkürü vardır ve bu çağa söylenmiş çağlar üstü mesajı paylaşmak bizim için bir sorumluluktur. Çünkü insanlık adına değer üreten, evrensel ufukları olan mütefekkirler küçük bir zümrenin ya da sadece bir milletin inhisarında kalamazlar. Bir dilin, bir kültürün, bir geleneğin, bir milletin içinde ve fakat şimdi bütün insanlık için taşıdıkları anlam bakımından çağrılarının duyulması gerekir. Bu bildiride işte Kenan Gürsoy'un felsefesinin taşıdığı bu evrensel anlam, evrensel boyut ele alınmaya gayret edilecektir. Bir düşünürün evrenselliği insanı, toplumu, değerleri, bütün dış koşullardan soyutlayarak bir öz halinde ele alıp betimlemesiyle mümkündür. İnsanı bir hakkın insan olarak ele almak, ondaki evrensel özü açığa çıkarmak demektir. Evrensellik, tefekkürün saflaşmasının bir ölçütüdür. Aynı zamanda etik alanda da aranması gereken en temel kriter hükmündedir. Evrensellik, Halis bir düşünce inşa edebilmek için bir rehberdir. Günümüzde insani sorunların başında ötekileştirme ve bir arada ya da birlikte bir varoluş sergileyememe yaşanmaktadır. Kenan Gürsoy'un tefekkürüyle ayar dahi yardır bize diyen Yunus arasında derin bir irtibat söz konusudur. İnsanı yetkinleştirmek, zihnini ve gönlünü aydınlatmak kendisine ve insanlığa kazandırmayı ideal edinmek, Kenan Gürsoy'un evrenselliğinin hissedildiği sahih tefekkür unsurlarıdır. Bu yönüyle insanın süreç içerisinde oluşan ve kemale doğru bir seyir takip eden bir varlık olarak ele alınması, pedagojik, etik, estetik ve hatta metafizik anlamları itibariyle irdelenmelidir evrensellikle insanın özgürlüğü ve yetkinleşmesi kavramlarını birlikte değerlendirmesi, birbirlerini gerektiren ilişkiler ağını fark etmemizi sağlar. Zira insan beden içerisindedir fakat bedenli varoluşuna aşan ve taşan bir varoluş gerçekleştirir. Bu da insanın nereden gelip nereye gittiğini bilmesi ve bulmasıyla alakalı bir durumdur. Gürsoy'un felsefesi insana zatı itibariyle kıymet vermek, insanı reşit kılmaya yönelmek bakımından evrensel bir ufuk açar. Onun bir evrensel projemiz var mı sualini felsefenin gündemine taşıması dahi evrensele yönelen evrensel ve etik bir davettir. Ona göre etik alan farklı kimliklerin adacıklar halinde birlikte yaşamaya mecbur kaldıkları yer değil, fakat kendilerine has şahsiyetlerini birbirleri karşısında ve birbirleriyle iletişim halinde fark ettikleri sahnedir. Bunu kendileri kadar muhataplarını da içine alan bir değerler sistematiği çerçevesinde başarırlar. Böylece kendi değer ve anlam bütünlüğünüz için yakaladığınız insan telakkisi, ne kadar evrensel bir anlayış şeklinde kendini açığa vurursa, sadece cihanı kucaklamakla kalmaz, kendi bünyesindeki birliği de o kadar anlamlı ve derin bir biçimde perçinler. Kenan Gürsoy, bu fikrinden hareketle, acaba bizim kendi medeniyet tasavvurumuzdan kaynaklanan evrensel bir projemiz var mıdır diye sorar. Onun medeniyet tasavvurunun temelinde insan-insan ilişkisinin olduğunu görürüz. Bu ilişkiyi modern insanın genellikle altını çizdiği fark yani diferans açısından ele alarak farklılıkları keskinleştirmek yerine farklılıkları bütünlemeye işaret eder. Bütünlüğün içinde yakalanacak olan insan telakkisi ne kadar kuşatıcı ise o kadar evrensel olabileceği temel tezinden hareketle kendi felsefesini böyle bir evrenselliğe doğru inşa eder. Gürsoy'un insan telakkesini ana hatlarıyla değerlendirecek olursak, insanı fenomenolojik olarak tarihselliğinden, toplumsallığından soyutlayarak özü itibariyle betimlediğini görürüz. Bu, filozofik, evrensel bir kavrayıştır. Bir düşünürü evrensel kılan, herhangi bir meseleyi ele alırken içine yerleştiği filozofik problematik bağlamın evrenselliğidir. Kenan Gürsoy, sadece insanı değil, felsefenin pek çok meselesini fenomenolojik olarak, yani problematiği saf haliyle ele alır. Bilincin saflaşması için bir çabası vardır. Arı bilinçle yöneldiği şeyin kendindeliğini kavramak ister.'' Bütün peşin hükümlere, bütün indirgemeci yaklaşımlara mesafelidir. Daima aşkınlığını muhafaza eder. Aklı, bilinci, vicdanı araçsallaştırmaz. Yöneldiği hakikati, bilincin konusunu kendinde haliyle anlamaya çalışır. Fenomenolojiyi toplumsal barışa, ötekiyle anlaşmaya da bir zemin, bir metot olarak kullanır. Arizi olanları paranteze alırsak asli olanın zuhur edeceğini düşünür. Zira evrenselleştirilebilir bir insan anlayışının temel unsurlarından biri de insanın içinde bulunduğu somut insanlık durumlarının etik bir bilinçle yorumlanmasıdır. Artık bu insanın kimliği değil, özne olarak tarihe ve insana tanıklığı ele alınmaktadır. Her insan asıl olan mananın bir parçasıdır bütünün bir parçasıdır. Her bir parça bütünün ahengini oluşturur. İnsanın kalkındırılması, kendisine ve bütün bir insanlığa kazandırılması, bütün zamanlar ve mekanlar için en anlamlı ve öncelikli bir meseledir. Bunun, felsefenin gündemine getirilerek incelenmesi ve işlenmesi, Kenan Gürsoy'un tefekkürünün ayırt edici ve evrensel boyutlarındandır. Kenan Gürsoy'un bu metodolojisi sadece içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan, mensubu olduğumuz medeniyetin problemlerini çözmeye yönelik değildir. Sadece Türk İslam dünyasının problemlerinden kaynaklı da değildir. Her kültür içinde, her sosyal sınıf içinde, her inanç içinde insan aynı insandır. İnsanın bu sıfatlardan azade olarak bağımsız biçimde fark edilmesi etik bir varlık statüsüne kavuşturulması etiğe de ontik bir statü kazandırır. İşte bu insan tasavvuru evrenseldir. Gürsoy aynı zamanda eksistansiyel bir okuma gerçekleştirir. Yani konuyu insan açısından, insanın varoluşu açısından değerlendirir. Sadece burada ve şimdi olan şu insan için değil, en genel manasıyla insan için değerlendirir. Bu ...evrensel bir okuma biçimidir. Bu, Kenan Gürsoy'un felsefe yapma biçimidir. Onun etiği de budur. Görülür ki onun evrenselliği, felsefesinin manası kadar... ...probleme bakışı ile, üslubu ile de ilgilidir. Kenan Gürsoy'da bütün bir yaratılışa tanık olacak şekilde insanın... ...her kademede temellendirilmesi fikrinin işlendiğini görürüz... Önce bilinç düzeyinde, epistemolojik düzeyde insanın akıl, zihin, irade olarak hakikati arayabilir, fark edebilir, kavrayabilir bir varlık olarak yetkinleştirilmesi, bu düzlemden insanın yavaş yavaş bir hakkın insan olmaya doğru bir seyir takip etmesi, onun bir hakikat yolcusu olarak inşa edilmesi söz konusudur. Kenan Gürsoy'un yolda olmaklık vurgusuna bu yolda yaratılışa tanık olmak, yek diğerine tanık olmak gerektiği fikrine dayanarak kendi irfan geleneklerimizden hareketle oluşturulan bir evrensel etiği inşa etmekte olduğu söylenebilir. İnsanı özü itibariyle etik bir varlık olarak tanımlaması evrensel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın ana hatları çizildikçe felsefi olarak temellendirilen etik insan tasavvurunun mistik, metafizik, manevi dayanakları da görülür. İnsanı etik karakteri itibariyle ele alırken İslam metafiziği içinde kalır fakat yine bu metafiziği bugün adına evrensel bir dile taşır. Tasavvufun evrensel mahiyetini felsefenin evrensel formu ile buluşturur. Ancak İslam tasavvufunu felsefi olarak kavramsallaştırırken onu herhangi bir teoriyi tekrar ederek anlatmaz tasavvuf nazariyatını tek bir görüşe indirgemediği gibi, tasavufu da bir nazariyata indirgemediği anlaşılmaktadır. Bu, vahdet prensibini şimdi evrensel bir dille anlatma gayretidir. Tasavufun egzistansiyel karakterini ön plana çıkarır. Bu, tasavvuf için bir yeniden okuma imkanı olduğu kadar, felsefe için de yeni bir anlamlandırma zeminidir. Tasavvufun mevcut kuramlarından birinin tekrarı olmamanın yanı sıra felsefenin kavramları ile bu metafiziğe ulaşır ve bu nedenle bir evrensel söylem olma imkanı taşır. Akli tefekkürün hudutlarını iman hareketleriyle buluşarak genişletiyor diyebiliriz kökleri kadim bilgeliğe bağlı olan bir tefekkürü vardır. Yeni kavramsallaştırmalarla varlığı taze bir ruhla yeniden okur fakat bu okuma bir tekrar değildir. Dilinin içinde bütün bir irfan geleneğini görürüz ancak o geleneğe indirgenemez. Aynı şekilde Türkçe söylemekle beraber yalnızca bir kültürün sınırları içinde kavranabilecek olan bir üslubu değil de felsefenin dilini kullanması söylemi evrenselleştirir. Çünkü felsefenin dili evrenseldir. Gürsoy'un dili kadar metafiziği de evrenseldir. Bu felsefe için egzistansiyel bir teoloji demeyi deneyebiliriz. Aslında bu hikmetin şimdi, bugün adına evrensel bir dil yakalamış olması demektir. İnsan egzistansının evrenselliğinden hareketle bir teoloji metafizik oluşturduğu görülür. İnsanın özne olarak, şahit olarak katıldığı bir metafizik söz konusudur. İdealist felsefenin kavramlarını ödünç alacak olursak, burada idealları hatırlamıyoruz. Adeta kendimizde ideaya tanık oluyoruz. Kendimize ötekinde tanık oluyoruz. Gürsoy'un hitabı bütün insanlığadır. Tefekkürü insanı insan olarak kendine davettir. Bu insanlığa davettir. Gürsoy'un kavramlarıyla söyleyecek olursak bu bir tanıklıktır. İnsan olmak bakımından bir hakkın insan olan da insana tanıklıktır. Bu İslam'ın evrenselliğinin davetidir. İslam'ın bu evrensel mesajını İslam dünyası unutmuşken Kenan Gürsoy bu mesajı bütün bir insanlığa yeniden hatırlatıyor. Bu noktada yine kendi kavramları açısından değerlendirildiğinde bir çağrı insanı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çağrı insanı olmaya davet ettiği söylenebilir. Çünkü çağrı insanı evrensel bir insandır. Burada evrensel insan olarak çağrı insanı olmak söz konusudur. Evrensel olmak hiçbir yere ait olmamak demek de değildir. Kendi içinde bulunduğu o şartlardan, o kültürden hareketle bütün bir insanlık adına yol almak demektir. Kenan Gürsoy bütün bir insanlık için kendi şahsiyetini kurmanın herkes için bir olan bir temel hakikate bağlı olmaklığımızı fark etmekle ilgili olduğunu düşünür evrensellik temel bir hakikat prensibi kadar bu hakikati yaşayan o insanı inşa edecek olan değerlerin evrenselliği ile de sağlanır. İnsan değerleri olan varlıktır. Edep kavramına yaptığı vurgu aslında herhangi başka bir dile tercüme edilemiyor olmakla beraber evrensel bir değere yapılan vurgudur. Edep en genel manasıyla haddini bilmek olarak düşünülebilir. İnsanın varlık karşısında, öteki karşısında epistemolojik, etik olarak haddini bilmesi olarak anlamlandırılabilir. Edebi böyle bir kuşatıcı temel ve evrensel değer olarak ele alması, onun edeb üzerinden yaptığı değerlendirmeler dolayısıyla Türkçede felsefe yapma imkanlarını kendi irfan gelenekleri üzerinden zenginleştirmektedir. Bununla beraber kavramlarını Türkçenin içinden alarak şimdi evrensel anlamda felsefe diline teklif ettiğini hatta hediye ettiğini söyleyebiliriz. Sadece kavramların dilsel olarak kullanılması dolayısıyla değil, esasen bu kavramlardaki anlamlar dolayısıyla evrenseldir. Mesela ahlak kişisi kavramı evrensel bir kavramdır. Kenan Gürsoy'un bu kavrama yüklediği pedagojik, egzistansiyel, etik anlamın şahsiyetçi bir tavır alışa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Şahsiyeti daha ziyade ahlaki süre, ahlaki kişi anlamında, ahlak kişisi anlamında kullanır. Ya da şahsiyet, ahlak kişisi, etik kişi kavramlarıyla aynı anlamda kullanılır. Bir kere de bütün zamanlar için olmuş bitmiş bir ben, bir şahsiyet yoktur. Bu, şahsiyetçiliği egzistansiyel tavırla bütünleştirmesi açısından özgün bir yorumdur. Ahlak kişisi, insanın özgür ve sorumlu olduğunu ima eder. Gürsoy, şahıs olarak süje ile ilgili üç ana kavram veya bu şahsı şahsiyet olma yolunda kılan başlıca üç egzistansiyel hal olduğunu söyler. Bunlar sırasıyla hürriyet, ahenk ve kendini aşma halleridir. İnsan anlayışında sosyolojizm, psikolojizm, siyasi taassup, dini taassup, cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Ekonomik, tarihsel, sosyal determinizm yoktur. Ontolojik bir zorunluluğa değil, egzistansiyel bir hale vurgu vardır. Varoluş kavramı Kenan Gürsoy'un felsefesinde temel kavramlardandır. İnsanı hiçbir indirgemeci yaklaşımla tüketmez. İnsan, daima verili olanı aşmak kudretinde olan, oluşabilen bir varlık olarak ifade edilir. İnsan, otonom bir varlıktır ve bu yönüyle de evrenseldir. Burada insan tanımı yapılırken hiçbir dil, din, ırk, meslek, yaş, cinsiyet veya tabiyet esas alınmaz. Her insan kendi ontolojik koşulları içerisinden ve kendi gerçekliğinden kalkarak bir hakkın insan olma yoluna yönelebilir ve bunun üzerinde bir bilinç geliştirebilir. Kenan Gürsoy sıklıkla şimdi bulunduğumuz o noktadan, o şartlar içinden ve olduğumuz o insan olarak hakikate yönelmek gerektiğini ifade ederken, şahıs temelli evrensel bir insan felsefesinin ana hatlarını da çizmiş olur. Ona göre şahıs olmak bütün bir varoluşla birlikte olmaktır. Şahsiyet bir ayırıcı manevi kimlik geliştirmektir. Ebedi ve sonsuz bir tinsel varlık inşasıdır. Burada ve şimdi olanın içinde zamana ve mekana aşkın olan, bencillikten uzak olan bir ben inşasıdır. Şahsiyet ayırıcı değildir ayırt edici fakat birleştiricidir. Üstelik şahsiyet birlikte inşa edilir. Gürsoy'un tefekkürü, ahlak felsefesinin temelini aldığı şahsiyet fikri dolayısıyla evrensel bir tefekkür olarak ele alınmayı gerekli kılar. Zira şahsiyet sadece belli bir insana mahsus değil, bütün bir insanlık içinde her bir insan adına bir ahlaki hedeftir. Kenan Gürsoy'un insan ve etik merkezli egzistansiyel şahsiyetçi felsefesi, evrensellik ve evrenselleştirilebilirlik ilkesinden hareket ederek bütün bir insanlık için tanış olma çağrısıdır. Evrensellik için temel referans, etik bir bilinç ve etik bir hassasiyet olmakla beraber, Kenan Gürsoy için evrenselliğe yönelmenin kendisi de bir etik bilinçliliktir. Bu diyalektiği kavramak, onun insanı aziz bir varlık olarak, insanlık haysiyetine sahip bir varlık olarak ele almasının manasını da kavramayı gerekli kılar. İnsan için en büyük sıkıntının itibarsızlaştırılmak olduğunu ifade ederken bu kavramı felsefenin gündemine bu şekliyle taşımış olmasının özgünlüğüne de dikkat çekerek böyle bir kavramın kazandıracağı etik bilinçlilik dolayısıyla oluşabilecek olan evrenselliği fark etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Gürsoy hangi koşulda olursa olsun insanın insanlık haysiyetinin muhafaza edilmesi gerektiğini vurgular. Burada insanla ve bütün bir varlıkla barışık bir varoluş söz konusudur. Yek diğeriyle toplumla, evrenle, çevreyle birlikte mutlak varlıkla iletişim içinde bir varoluş söz konusudur. Bu medeniyetler bağlamında da böyledir medeniyetlerin de birbirleriyle barışık olabileceğini, çatışmak zorunda olmadığını ifade eder. İnsanlık bugün aramakta olduğu maneviyat ve tevhid fikrini, Kenan Gürsoy'un şimdi evrensel bir dille teklif etmekte olduğu gibi sağlam bir metafizik üzerinden yakalayabilirse, içinde bulunduğu buhranlara bir çözüm üretebilir. Her bir farklılıkta kendisini ifade eden fakat farklılıklardan hiçbirine indirgenemeyen bir temel birlik prensibini aramak, bir medeniyetin kuşatıcılığını ifade eder. Medeniyet, tanımı gereği bir birlik idealine kendinde barındırır. Medeniyetten bahsetmek sadece bir kültürden değil, kültürün kendi içinde bir şahsiyet kazanmasından, bu kültürün inşasından bu kültürün kendi adına oluşturduğu bir felsefi bilinçten ve bu kültürün farklılıklar karşısındaki tavrından da bahsetmek demektir. Kenan Gürsoy'un tefekküründe medeniyet farklılıklar için bir çağrıdır aynı zamanda. Çözüm önerisi Batı'nın da kavrayabileceği bir evrensellikle kendi geleneklerimizin ana temaları üzerinden teklif edilmektedir. Sohbet yoluyla felsefi tema ve problemleri irdelerken hem felsefenin hem de tasavvufun metodunu birlikte kullanarak bir üst dil oluşturmaya gayret eder. Üst dil Kenan Gürsoy'un oluşturulmasını teklif ederken oluşturmakta olduğu evrensel dildir. Bir üst dil oluşturmaktan bahsederken tam da oluşturmakta olduğu o evrensel dili işaret eder. Kavramları ilk anda anladığımızdan çok daha derin, katmanlı anlamları içerir. Üst dil sadece sosyolojik olarak bir anlaşma imkanı sağlayacak olan bir iletişim dili demek değildir üst dil her bir insan ferdi için geçerli olabilecek olan o anlamın şimdi evrensel mahiyette herkes için ifade edilebilmesi imkanı demektir. Üst dil sanki aslında Kenan Gürsoy'un felsefeye yüklediği anlamın da ta kendisidir. Üst dil kavram olarak herkesin anlayabileceği bir yeni lisan değil, taşıdığı anlam yükleri itibariyle herkesin kendini içinde bulabileceği bir dil demektir. Mesela garassız-ivassız olmaklığa yaptığı vurgu, saf talep kavramı, fıtrata bir davet gibidir fakat şimdi bu daveti bütün bir insanlığın tefekkür alanına da duyurmaktadır. Gürsoy elbette felsefesini Türkçe olarak yapar. Hatta felsefenin Türkçesinden Türkçenin felsefesine geçer. Her filozof dili ihya ederek, Dile yeni anlamlar kazandırarak yürür yolunu. Bu bağlamda her filozofun kullandığı dili zenginleştirmesi gibi Kenan Gürsoy'un felsefesi de Türkçeyi zenginleştirir. Bu felsefe Türkçenin ihyası olarak da okunabilir fakat anlam olarak evrenseldir. Felsefeyi kendi kültür, inanç ve dil ortamından hareketle evrensel boyutta kurgulamaktadır. Bir dil, bir kültür ve toplum içerisinden o dili, o kültürü zenginleştirirken evrensel bir ufka yönelir. Ortaya koyduğu mana herkes için değerlidir. Türkiye'nin bir meselesiymiş gibi görünen konuları dünyanın her yerinde anlamlı ve değerli bulunma imkanını gösterir. Onun İslam kültürü içinden Türkçe ile bu tefekkürü ortaya koymuş olması ve fakat evrenselliği bir hakkın tahakkuk ettirmiş olması hepimiz için bir şanstır. Bu tavrı ile evrenselliğin köksüzlük olmadığını da göstermiş olur. Bilakis varlığı Türkçe ile tecrübe edip İslamca ve insanca dile getiriyor diyebiliriz. O bir Müslüman mütefekkirdir fakat felsefesi evrenseldir. Özellikle şahsiyet fikrinde İslam'ın şahısa yüklediği anlam üzerinden ilerler. Kenan Gürsoy'un bir İslam personelisti olduğu söylenebilirse de sadece bu tespite sığmaz. Zira onun felsefesinde egzistansiyalizm, personelizm, holizm buluşması olduğu görülür. İnsandan hareketli oluşan fakat aşkınlığın muhafaza edildiği bir teoloji, iman felsefesi din felsefesi, metafizik, egzistansiyelizm ve mistisizm söz konusudur. Her türlü indirgemenin insanı bir çıkmaza ya da bir kısır döngüye sürüklediğini söylerken, kendisi de mevcut kuramlara indirgenemeyecek olan, indirgemeci olmayan ve fakat bütünleyen, birleştiren, birliğe çağıran bir felsefe ortaya koyar. Bu bakımdan bunun bir umut felsefesi olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz çağda bir insanlık krizi olduğu sıklıkla ifade edilmektedir. Bu krizin ve insanlığın buhranlarının önemli bir çoğunluğu, etik temellere dayalı bir insanlık idealinin oluşturulamaması veya bunun bir söylemden öteye geçememesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bir farkındalık eksikliği söz konusudur. Çağımız insanı farkı dahi fark edememektedir. Kenan Gürsoy bu evrensel bunalımın teşhisini koyar. Metafizik kopuş. Şimdi bu bunalımdan çıkış yolu olarak göstereceği evrensel teklif kopuk değil, mesafedeki bir farkındalık olacaktır. Bu Kenan Gürsoy'un etik temelli bir insanlık ideali için ortaya koyduğu kavramlardan sadece biridir. Mesafe, insanın aşkın olana yönelebilme imkanıdır. Kenan Gürsoy, insanın aşkına yönelebilen bir varlık olarak kendisine kazandırılması için bir davette, bir çağrıda bulunur. Kenan Gürsoy'un felsefesi cihan şumuldur, evrenseldir. Çünkü bütün bir insanlığı, hatta bütün varlığı kuşatan bir sevgi ve birlik idealidir. Gürsoy'un terminolojisinde sıklıkla rastlanan ötekiyle birlikte var olmak, ötekini kendimizden ayrı görmemek, ötekinin de bizim gibi ahlaki bir kişi olduğunu fark etmekle mümkün olur. Ona göre mutlak varlık tarafından size emanet edilen insanı gerçekleştirmek için yolda olduğunuzda hiç kimseyi reddetmez, hiç kimseyi dışlamazsınız. Kendinizi gerçekleştirmenizin de Kendinizde bütün insanlığı gerçekleştirmek olduğuna inanırsınız. Bu bir vahdet felsefesidir. Bizatihi birliğe, hakikate davet olduğu, gelip geçici olmayan bir asıla davet olduğu için de evrenseldir. Ona göre vahdet kainatta kozmos insanda nomos olarak etik ve estetik değerlerin tecessüm etmiş hali olarak tezahür eder. Etik ve estetik değerleri her bir insan kendisi olarak kendinde gerçekleştirebilme imkanına sahiptir. Herkes kendi bulunduğu o seviyeden fakat her seferinde gelişerek değerek katılır. Herkes kendi şahsiyeti olarak birliğe katılır. Herkesi tek bir biçime indirgemek değil, farklılıkları bir manada, bir değerde bütünlemek, birlemek demek olan bir tevhid prensibi Kenan Gürsoy felsefesinin evrensel temeli ve ufkudur. Teşekkür ediyorum.